kolay gelsin. Teşekkür ederim. Ya bana bak. Sen bu kurtuluşa yani dandik adam dedin, harbiden pamuk gibi çıktı ya. Sen bu pamuğa çok güvenme, tamam mı aslanoğlum? Çünkü pamuklunun fazlası pişik yapar, kıt 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 yapar. Yani kusura bakma Feriye teyzeciğim, büyüğümsün ama yani ben diyorum ki bu genco cinslikte kime çekmiş, annesine çekmiş yani. Ya şu hasta adama yaptığınız zulme bak, yazıktır. Kurtuluş 10 numara bir adam ya. Bak oğlum aslancığım, sen bana inan. Bu kurtuluş kendini sevdirmeyi çok iyi bilir. Besbelli sizlere de sevdirmiş işte. Ama menfaati olmadan günahını bile vermez o. Yani genco bu yüzden onu hiç sevmez, nefret eder, haklıdır da. Bidiklerim benim, Emine, Emine. Nasılsın yavrum? Emin öpüyorum. Aa bak şuradaki biraz solmuş. İhmal yok, ihmal yok. Yapma, tabii, o benim, tabii. O benim minik Ayşem. Ben onu çok severim, kurutmam, merak etme. Diyorsun ki yani biz buna katlanamayacağız, öyle mi yani? Bize kesin bir yamuk yapacak bu kurtuluş. Tevdiye teyzelere güvensen, genco o adamla 3 günden fazla aynı evde yaşayamaz. Lay 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 lom. Yaşayamaz. Ya, ne güzelmiş be. 3 gün nedir ki göz açıp kapayınca geçiyor yani, anlatabiliyor muyum? Hadi görüşürüz bayan teyze ve şoförü. Bay bay. Ay ay ay, ne dedi ya? Ondan sonra ben bunun elbisesini aldım, cart diye yırttım. Al sana moda dedim. Ay, ay, ay Kurti, alemsin vallahi. Ay bebişim, nerelerdeydin sen ya? Çok tatlı değil mi anne? Çok. Şeker. Maymuna bak, kadınları almış kuru yapıyor, namussuz. Aa, Asil geldi. Hoş geldin. Ay. Asil'e bak. Ay çok şekersin Asil. Kurti, çok tatlısın be. Tatlı mı? Bana bak Devaro, sen 3 aylık ömrün kalmamış mıydı? Bu neşe ne? Ben bunu anlamadım ya. Ne yaptın, coştun yine? Yani kalan az ömrümde de sizleri üzmeyeyim dedim. O yüzden böyle işte eğlencelik böyle neşeli şeyler konuşayım dedim ama... Haklısın aslan. Sizleri de çok meşgul ettim. Lan damat, lan damat, lan Allah'ın eziği, yani tuhaf adamsın ha. Üzdün. Ben ne yaptım ya? Konuştum. Enişte, kusura bakma ama ayılığını gördüm de bu kadarını görmedim. Pes ya, aşmışsın sen kendini. Kızım ben ne dedim? Kendine gel, öyle ayılmayı falan. Vallahi baba, ben de kendimi duygusuz sanıyordum ama. Vallahi pes baba. İnanmıyorum sana baba. Aa, tamam tamam kızlar. Babanızın üstüne o kadar gitmeyin yani. Sonuç olarak adamcağız haklı. Hani burada 3 aylık ömrü kalmış bir adamın böyle ağlayacağı yerlerde kahkahalarla gülmesi. Ay ne bileyim. Ah, etraf kararıyor. Işıkları mı kapattınız? Göremiyorum, göremiyorum. Aynen. Allah kahretsin. Aslan, mutfağa kadar gelir misin? Ne yapacağız? Hıyar mı soyacağız? Çocuklar duymasın peki. Sevimsiz gel. Aslan, niye böyle şeyler diyorsun? Neyi ne böyle şeyler diyorsun? Meveç, ne diyorsun sen ya? Yani... Buraya çağırıyorsun kardeşim. Niye orada konuşmuyoruz? Herkesin yüzüne karşı konuşurum ben. Çocuklar duyması dizisi gibi oldum ya. Her gibi biçim biçim böyle kapıyorsun, mutfağa sokuyorsun beni ya. Aslan, çocuğun 3 aylık ömrü kalmış. Niye saygı göstermiyorsun ki? Neyini saygı göstermiyorsun? Görmüyor musun kardeşim? Eşek kadar adam olmuş ya. Eşek kadar adamla öyle çakaların öyle. Kendinize gelin, ne yapıyorsunuz? Erkek adam var karşınızda Meveç. Hayatım, Kurtuluş çok iyi bir insan. Hem nereden biliyorsun? Nasıl nereden biliyorum ya? Röntgenine mi baktın? Nereden biliyorsun? Ben biraz samimi olduk o kadar. Normalde ben başkalarının karısıyla kızıyla gidip böyle samimiyet kursam sen ne yaparsın acaba? Sen ne yaparsın? Kardeşim sen gazeteleri okumuyor musun? Bütün cinayetler hep namus yüzünden çıkıyor. Biraz dikkat edin bak. İyi huylu bir babayı sinirlendiriyorsunuz ha. Tamam, tamam sakin ol. Bak olayı yanlış taraftan bakıyorsun. O adamı iyi davran. Bak yoksa bozuşuruz, tamam mı? Lütfen. Bozuşuruz. Evet. Duruşu muyum lan ben bozuşacağım? Allah Allah. Bozuşuruz. Neyine bozuşuyoruz? Geldin mi en sonunda ninja? Ben sana demiştim aslan. O kurtuluşu daha geldiği ilk gün postalayacaktın evden. Ama artık çok geç. Arkadaşlar
arkadaş, bunun yaşındakiler şeytan taşlıyor. Bunun yaptığı maymunluğa bak. Ulan insan bir hacca gider be. O bencim. Yalnız sen güzelliğinin farkında değilsin. Bak, 2 seneye kadar lisedeki bütün çocukları peşinden koşturursun, yemin ediyorum. Zaten şimdiden önden koşturuyorum Kurtuluş abi. Kız, Kurtuluş abi ne? Abi yok, abi yok. Ben sizin arkadaşınız sayılırım ya. Kurtuluş. Kurtuluş. Bu nasıl? Ah bebeğim bak. Bunun bir de şöyle kesimlisi var. Bak 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 şu şekilde bak. Peki. Şöyle. Ah bulamadım ki şimdi düz tarafını da. Meveç kızlar nerede? Odalarında. Kurtuluş nerede? Yanlarında. Lan! Ya Aslan daha yeni konuştuk seninle. Nereye gidiyorsun? Yavrum, sen hala kocanın seni dinlediğini mi sanıyorsun? Ayol, koca dediğin millet kulağını 4 açar ama karısını yarım kulakla dinler. Of anne, sen de her fırsatta kocama aban, değil mi? Hey, kocaya bak. Ama Asoş'cum, kocayı seçmeyi de bileceksin, değil mi? Sana da. Kurtuluş! Ne yapıyorsun burada kardeşim sen? Ha? Güzel kardeşim benim. Canım benim, bir tanem benim. Aşağıda çok güzel bir film oynuyor. Acayip komik. Bak görüyor musun? Tenekası yaptım gülmekten. Son günlerinde gel biraz eğlen istiyorsan. Ne işin var kızların yanında? Ben burada aslında eğleniyordum. Gerek yok. Aşağıda daha eğlenceli film var. Bunlar çok fazla eğlence vermez. Izdırap olur sonrası. Yatır lan hadi siz de. Gel kardeşim bak. Bu ne? Bu ne? Ne yapıyorsun? Güzel, güzel. Aman ha. Aman bak çıplak ayakla basma sonra motoru bozarsın. Gel, 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 gel. Gel kardeşim hadi gel. Kızlar görüşürüz. Yatın. Yatın. Gel babacığım şöyle. Buyurun. Ay ne komik diziymiş ya. Allah'ım Allah'ım. Adam. Nihale ne kadar güzel olmuşsun. Ne kadar tatlı olmuşsun. Ne kadar iyileşmişsin ya. Kurban olayım sana. Anam televizyonda izliyor. Çekirdek çıtlıyor. Nihale. Bat. Nihale kurban olayım sana. Demek iyileştin. Anam. Hasta eş oluyor ya. Doktor. Kurban olayım. Hasta eks oluyor. Bakın şuna ya. Kurban olayım. Demin iyiydi. Çekirdek çıtlıyordun ya. Hastayı kaybediyoruz. Nereye kaybediyoruz lan? Burada ya. Ne olmuş ki? Durum ağır. Lütfen dışarı çıkın. Bu kadar da ağır görünmüyor. Demin televizyon izliyordu. Çekirdek çıtlıyordu ya. Çık lan dışarı. Anam ne bağırıyorsun ya? Dedem. Eks oluyor ya bu. Dışarı. Bak oğlum bak. Hemen dışarı. İngiliz hasta muamelesi yapmayın. Demin dışarı. İyiydi. Hadi. Hay Allah razı olsun doktorcuğum. Valla yaşamımı kurtardınız yani. Vazifemiz efendim, vazifemiz. Bu ne? Çekirdek çitliği. Bu çitlemiyor, tek yer. İlla bilezik diyorsun yani. Ne yapalım? Tabii senin de vazifen haklı. Haklısın yani, haklısın. Doktorcuğum. İşte şimdi oldu. Şimdi çitleyebiliriz. Çitliyor, çitliyor. Ah. Vay be arkadaş. Jülide aşkından var ya kalbim tekliyor. Jülide aşkından da hep benim yanlarım ağrıyor. Hadi lan oradan karıncayı yer. Sen bugüne kadar Jülide için ne yaptın? Ne mi yaptım? Hep işli sözlü entry girdim, entry girdim. Çok acayip entry'ler girdim. Sen ne yapmış olabilirsin acaba bu zamana kadar? Ben Kobra için çok şey yaptım. Çok acı yedim. Ne acı mı yedin? Sen Kobra için bir tane fasulye parçası yiyemezsin arkadaşım. Yememişsindir daha doğrusu. Ulan var ya Jülide için senin pişirdiğin kuru fasulyeyi de yerim ben lan. Yok artık. Sen benim pişirdiğim kuru fasulyeyi mi yiyeceksin acaba? Böyle atıp tutmakta olmaz ama koyayım da yiyeceğim mi? Koy yiyeceğim ama sen de ye. Tamam ben de yiyeceğim. Al, çok konuşuyorsun. Ya bakalım ne olacak sonra. Al bakalım. Pilavda koyayım mı pilavda? Önce bunu yiyeyim sonra pilavı. Ne dediğimi ikisini aynı anda yemek. Bak be sen de hadi Jülide için soğan kır bakayım. Kırabiliyor musun? Söz konusu Jülide ise atımı bile parçalarım.
Pardon, ne yapıyorsun? Ne yapıyormuşum ki abi? Ben size böyle çok yük oldum diye Aslan abi. Dedim ki bir işin ucundan tutayım bari. Oğlum sen benim karımın elbiselerini niye ütülüyorsun lan? Manyak mısın sen, sapık? Yardımcı olmak istedim Aslan abi. Nasıl yardımcı olmak istedin? Aslan, manyak ne oldu? Ya? Niye bağırıyorsun? Nasıl bağırmayayım? Görmüyor musun? Elbiselerini ütülüyor ya. Yenge, yani şurada son zamanlarımda bir iyilik yapayım dedim. Gene kötü ben oldum. Gene terbiyesiz ben oldum. Allah'tan 3 aylık ömrüm kalmış da. Yani bir daha böyle bir dünyada da hayatta yaşanmaz yani. Ben gideyim bari. Lan ötüyü çek gidiyorsan. Aslan gördün mü? Koskoca adamı ağlattın. Meyve şu ellerini indir benimle konuşurken. Ne demek ellerine? Bak kendine gel ha. Yeter artık bak. Bak bana şiddet uygulattıracaksınız bu evde. Görmüyor musun kardeşim? Senin elbiselerine bakıp iç çekiyor derip ben içeri girdiğimde. Hayatım yardım etmeye çalışıyordu. Pişman ettin adama. Neyi nereye yardım etmeye çalışıyordu ya? Yardım etmek istiyorsa gelsin benim donlarımı ütülesin. Öyle mi? Tamam. Sana hiçbir şey söylemiyorum. Hadi. Gördün mü Asalet Hanım? Şimdiden Mehveş'le Aslan'ı birbirine düşürmeyi başardı bu kurtuluş. Sana ne? El alemin derdi bizi mi gerdi? Ya bana bak, bu kurtuluşun olduğu yerde huzur kalmaz. Bu evin huzurunu kaçıracak. Boşver. O adamın bu evden gitmesi gerekiyor. Rahat ol sen. Biz de bu evin huzurunun kaçmasını istiyoruz zaten. Hadi uyu. Hadi bakalım. Hayırlısı. Ne yapıyorsun lan sen? Şişt. Lan ne yapıyorsun lan? Durup durup insanları mı gözetliyorsun burada? Manyak herif. Yok Aslan abi. Kapı bozukmuş, çalışmıyormuş galiba. Ben onu tamir etmek maksatlı duruyorum. Oğlum sen benim karımı kızımı mı gözetliyorsun yoksa? Bak harbiden sana dalacağım bak kurtuluş. Asla öyle bir şey yok. Kapı kolu... İşte kapı kolu bozukmuş. Onu tamir etmek amaçlı. Kızım bana bak, içeride sen hiç tamir sesi falan duydun mu? Kapıyı tamir ediyormuş, doğru mu? Valla saçlarıma fön çekiyordum. Fön makinesinden hiçbir şey duymadım yaptıysa bile. Korti, tatlım, benim çıkmam lazım. O anlattığım yakışıklı çocukla randevum var. Şık şık şık. Ben öyle hiç bir şey yapar mıyım Aslan abi? Kapı tamir. Gözümün önünde çık. Sen be? Habersiz aldım ya. Ay, harbiden büker beni ya. Ne geveliyorsun ağzına be? Ya diyorum ki babam ağzım yüzüm çok sever benim. Anladım, iyi. Çok güzel. Bir şey diyeceğim. Çok yaramaz bir şey geldi aklıma. Yaramaz mı? Nasıl ya? Lan önüne bak! Ne biçim bulamazsın? Lan şeyimi şey yapamadan gideceğim öbür tarafa evlenemeden. Muradıma eremeden. Ya sen yaramazlık deyince ben. Saçmalama be. Öyle değil be. Manyak. Ben şey demek istiyorum ya, benim Boğaz'da bildiğim harika bir mekan var. Oraya gidelim mi? Yani olabilir tabii de yani şimdi bir içecek miyiz bir şeyler? Oğlum harika içkiler var orada ya. Muhteşem. Bayılacaksın. Ya tamam da şimdi benim karaciğeri biliyorsun yani. Başlayacağım karaciğine. Bir günden bir şey olmaz ya. Hem arabayı aldık, bir de babam alkol aldığımı aldı. Ay ne gibi biliyorsun gene? Gidiyor muyuz, gitmiyor muyuz? Gidelim aşkım, gidelim. Tamam. Gidiyoruz. Yaşasın. Bak ben çok pis içerim ha. Nasıl oğlum içerim be? Ben bir keresinde var ya bak. Önüne bak be! Araba kullanıyorsun! Kemerim diye takılmışım ki ben. Beni de şey yapıyorsun burada, geliyorsun. Tak kemerini. Ne biçim araba? Ötmüyor mu bu be? Ben yani arabayla tuvalete giden bir insanım. Yani hep emniyet kitlerimi takarım tuvalete giderken bile. Ben de uçakla okula gidiyorum yani, ne var? Ay, zenginlik böyle bir şey işte. Çok tatlısın. Onu yanlış mı taktın? Heyecanlı. Ayrıca bak biraz içelim de senin şu gerginliğin de gitsin. İyi tamam, içelim bari, ne yapalım artık. Baş başa. Sessiz, sakin bir köşede. Önüne bak! Allah'ım ya! Gençecik yaşımda mezara sokacak beni. Meviş neredesin? Nerede olacak oğlum, yok işte. Thank you.
yapıyorsun lan sen? Senin fotoğraflarını çekiyor arkadan. Aslan ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun lan sen? Hayat, ne yapıyorsun? Hayatım, hayatım sakin olur musun lütfen? Köpeğimi kaybetmiştim, yardım ediyordu. He vallahi öyle oldu yani. Hı? Zaten ben Mevheş yengemi kardeşim gibi görüyorum. Hiç öyle şey yapar mıyım ya? Bak ışığını da tutuyordu. Niye ışıkları kapatmışsınız ya? Ne oluyor böyle? Kapat sen de şunu. Hayatım adamın üstüne gitme, zaten hasta. Ver bakayım. Hayatım bu kadar kalpsiz misin sen? Adam gibi konuş benimle, milletin yanında... Bak Mevheş kendine gel ha. Ben gördüğüme mi inanayım, şeye mi inanayım yani? Tamam, sonra konuşuruz. Ben gidiyorum. Oğlum bak ailemi... Bak ailemi benden uzaklaştırma. Sana buradan bir tekme koyarım, aklını kaybedersin, haberin olsun ha. Hadi bari yat. Mevheş, Mevheş. İçmekte üstüme yok şimdi de. Belli, belli. Aşikar. O kadar belli ki. Ulan 15 tane gazoz, 25 tane soda, 12 tane kola içtin be. Bu mu içmek? Ya şimdi de ben sana şaka yaptım. Gece daha yeni başlıyor. Ben midem yumuşasın diye içtim bunları. Bak gör bak. Garson, buraya bir galon içki getir. Vay be, yürü be, yürü be. İşte böyle olacak be. Hayat böyle güzelleşecek. Şık şık şık. Ay aşkım benim, bazen var ya böyle tavırlar sergiliyorsun ki sanki yanımda çocuk. Çantam düştü, alır mısın? Çok mersi. Ne diyordum ben? İşte bazen sanki yanımda böyle kendimden bayağı bir küçük çocuk varmış gibi. İçimdeki o liseli... Ergenden bir duble kalmış. Nasıl tamamlandı bak hissediyorum. Aşkım, çekeceğim. Ay. Ay siz Kıvanç Tatlıtuğ mu? Ay çok benziyorsun. Oğlum böyle bir ergen hali gibisiniz. Ergenler bastı hayatımı. Ay hadi içelim ayol. İçelim. Yandan ama seni gelmedi hiç. Garson! Garson! Aa, bu ne? Kahrun bebesi mesaj atmış. Çıktı kızın. Resmini çekeyim derken boynunu çekmiş. Tutturamamış, salak. Bakar mısın şuna? Allah'ım yarabbim. Ulan su uyur bu hamuş uyumaz. Ne altlar karıştırıyor o İngiliz hasta. Sapık. Alo? Menekşe masaj salonu mu? Vay alçak vay, biliyordum sapık olduğunu. Ama ben bunu söylesem benim ailem inanmıyor. Bıyığımız yok, anlatamıyoruz kardeşim. Fark etmez. Ben bunun kaydını da yaparım, ispatlarım. Onlara da gösteririm Mustafa'nın kim olduğunu. Peki sizde Rus masöz var mı? Aa, harika, harika. O zaman bana iki tane Rus masöz ayarlarsanız bir arkadaşım için. Sırt ağrıları çeken bir arkadaşım. Kendinin bir pet shop'u var da bütün gün böyle masanın üzerinde oturmaktan sen bunun sırtı, beli falan hep tutul. İşte ona böyle bir iyilik olsun diye bir masaj ayarlamak istiyorum kendisine. Çünkü ben bu arkadaşın evinde de kaldığım için şimdi çok zahmet veriyorum kendisine. Böyle bir güzellik yapmak istedim. Nasıl? Yok yok, ben kendime istemiyorum. Zaten ben 3 aylık bir ömre sahip olduğum için kendim... işte artık imam böyle beni yıkarken masajı da kendi aradan çıkartırlar. Neyse daha fazla şey yapamayacağım ben. Daha sonra size adresi vermek için ararım. Ulan nasıl bir adamsın sen be? Herif neler düşünüyor, sen ne biçim şeyler düşünüyorsun, paran ayak aslan. Adam gül gibi adammış ya. Yalnız ayakkabılarıyla yattı, ona da uyuz oldum ya. Kükre aslanım hayır, hayır yok. Ne gece hayır, halim yok. Yedi kadınla ne derdin çok olur aslan. Krala derman.
kocacığım, kocacığım. Kubatım. Kocacığım. Ay sen beni beklerken uyuyamıkaldın. Üstünde açık kalmış. Dur ben seni ısıtayım Kubatım. Geliyor Nihale. Merak etme sen. Dın dın, dın dın. Dın dın, dın dın. Lan sen burada. Günaydın abi. Ne yapıyorsun lan sen burada? Ben herhalde uyku sersemi odaları karıştırdım, banyoya gidiyordum. Ulan gördüm lan, bilezikleri çalıyordun. Gördüm ulan bu sefer, sus. Aa, yok aslan abi, olur mu öyle şey? Yalan söyleme, dün gece sana inanmıştım. Duygusal muygusala bağladın. Ulan dedim bu çocuk iyi çocuktur ama bu sefer harbiden... Aslan! Ne oluyor? Şu oluyor, bu buradan bilezikleri çalarken ben yakaladım. Bu kadar basit. Ah, yok vallahi iftira. Olur mu öyle şey? Lan, lan! Hırsız mıyım ben? Tuvalete gidiyordum. Hiçbir şey çalınmamış. Ha? Nasıl çalınmamış? Ben ne gördüm o zaman? Uyku sersemi herhalde yanlış görmüşsündür Aslan abi. Aman boş ver canım. Herkesin başına gelir. Banyo yan tarafta mıydı? Elinin körünü geçince hadi yürü. Kafayı yiyeceğim, hakikaten kafayı yiyeceğim ya. Hepsini mi almış? Hepsini almış, şerefsiz. Alır, alır. O kurtuluş ne pisliktir ben çok iyi bilirim. Peki Aslan'a niye söylemedin altınları çaldığını? Aslan'ın huzurunu kaçırdığı sürece birkaç bileziğin lafı olmaz. Şimdi boş ver. Zaten birkaç tanesi 14 ayardı. Aslan, Aslan. Niye bağırıyorsun adama sabah sabah? Bağırmıyorum kardeşim, bağırmıyorum. Bağırmıyorum. Ne üstüme gelip duruyorsunuz benim ya? Adamı Asalet'in odasında bileziklerini ve altınlarını çalarken yakaladım, kendim gördüm. Ne? Evet. Sonra ispatlayamadık. Meğerse yanlış görmüşüm kardeşim. Neymiş efendim? Tuvalet ihtiyacını gidermeye girmiş. Bıraksaydın bari her yeri süsleseydi daha iyi. Ya abartıyorsun sen bence. Yok saçmalıyorsun, saçmalıyorsun. Niye saçmalayayım yavrum? Ben zaten söylediğim bir şeyi kimseye inandıramıyorum ki. Ya kusura bakmayın ama elin Almancısı benden daha iyi çıktı ya. Ona daha çok ilgi gösteriliyor, kocana daha az ilgi gösteriliyor. Ben bunu anlamadım yani. Hayatım, kurtuluşla alıp veremediğin ne seni? İki gündür adamın üstüne gidiyorsun devamlı. Bir alıp veremediğim yok kardeşim. Adam yalancı. Bu kadar basit. Ay yok sen abartıyorsun hayatım. Tabii bizimle biraz samimi oldu ya, hemen kıskançlık krizlerine girdin. Niye girmeyeyim? Kim kardeşim o gelip benim ailemle samimi oluyor? Ben gidip onun ailesiyle samimi oluyor muyum? Şişt dur. Genco'nun yeğeni. Eti haliyle bizim de akrabamız. Hayatım hem sen getirdin misafir olarak bize. Niye adama yükleniyorsun ya? Hasta. Yazık. Hasta. Aşağısı hasta, yukarısı hasta. Belki hastalığı da yalandır. Nereden bileceksin? Kurtuluş sana ne zaman yalan söyledi? Kurtuluş bana sürekli yalan söylüyor Meveş. Uf, nasıl yedik lan onları hepsini? O değil, o üç soğan nasıl gitti onu bilmiyorum ya. Cam aç, camı camı sen cam aç. Nene, bu saatte nereden geliyorsun kurban oldu? Karışma bana, konserden geliyorum. Ama ne konserdi, ne konserdi. Sonra işte biz arkadaşlarla konserde çakmak... Sakın, sakın! O çakmakla ne yapmayı düşünüyorsun? Sakın yakmaya kalkma. Dokunma o çakmağa. Please, don't, don't yani. Ne, 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 ne? Kurban oldum, yapma. İşte sonrasında biz arkadaşlarla böyle çakmağa çıktık. Ama konserde böyle olmamıştı.
Fasulye mi kokuyor burası? Ne yaptın sen ya? Ne karıştırıyordun lan evi? Ver altınları geri. Hangi altınları? Yenge altınları. Senin çaldığı da biliyoruz. Bana bak, aslan seni ikiye bölmesin diye onun yanında söylemedik. Çıkar çabuk. Aman al ya, al işte. Bak Asalet, itiraf etti suçunu. Genco, niye hasta çocuğu üzüyorsun? He, niye üzüyorsun? Canı sağ olsun yeğenimin ayol. Altının lafı mı olur? Asalet yengem. Vallahi melek gibi bir insansınız. Sen de var ya, çok çakalsın ha dayı. Hadi, hadi. Sen git, kahvaltı hazırdır, hadi. Ya ben senin altınlarını şey etmek için şey yaptım. Bırak be, bırak be. Sen kendinin şeyini şey et. Ne karışıyorsun çocuğa? Niye karışıyorsun? Ama evdeki huzur, asalet... Bırak huzuru falan. Bana bak. Hı. Birkaç gün idare edelim. Aslan evden gittikten sonra bu kurtuluşla göndeririz. Nihale Hanım, durumu çok acil olan bir hastamız var. Yoğun bakım ünitesini daha fazla meşgul edemeyeceğim. Ama ben sana o kadar bilezik verdim. Tamam, teşekkür ederim ama sizi başka bir odaya alacağım. Merak etmeyin, orada sizi rahatsız ettirtmem. İyi, tamam o zaman gidelim. Hadi. Kimse gelmeyecekse oraya, gelirim ben de, ne yapayım? Günaydın kral ailesi. Günaydın babacığım. Aslan, sakın ters bir şey söyleyip de keyfimizi kaçırma sabah sabah. Şimdi ben mi keyif kaçırıyorum Meveş? Öyle mi? Kurtuluş. Efendim? Bu Türk doktorlarını biliyorsun, dünya çapından hamt aldılar. Yani bayağı bir sükse yaptılar. Hiç takip ettin mi yani? Kafa bastım oraya. Genelde öyle diyorlar o doktorlar için ama. Sen ne düşünüyorsun mesela? Ben şimdi Türk doktorlarıyla kendim olarak muhatap olmadığım için hiç. Tamam işte, bugün götüreyim seni hastaneye. Aa, doğru vallahi. Belki hastalığınızın çaresini bizim doktorlar bulur. Kim bilebilir? Yavrum, niye ısrar ediyorsunuz? İşte Almanya'daki doktorlar söylemiş, ömrün yok demiş. Allah Allah. Medikamdan ümit kesilmez Valide Hanım. Takma kafana. Senin hastalığın neydi birader? Tukluk bezlerim kurudu benim. Ay, çok ölümcüldür. İyi de ortada ne şahit var ne rapor. Aslan. Ne? Bir dakika, sen yalancı mı diyorsun şimdi adama? Kime? Niye? Kurtuluş Bey'e. Ne bileyim ben, ne diyorsun ya? Sen ne diyorsun? Tamam, tamam. Ben anladım. Ben bugün gider, kendim raporumu alır, gelir hepinizin önüne böyle gösteririm. Ben sizi çok üzdüm. Ben müsaadenizle kalkayım. Gideyim de raporu alayım. Ay canım ayol. Baba çok kötüsün ya. Yani insanların halinden hiç anlamıyorsun. Aslan, beğendim mi yaptığını? Kırdın adamcağızı. Neyi nereye kırdım? Ne konuşuyorsunuz? Oynuyor herif size be. Bırakın bu işleri. Dur birader, bekle. Ben de geliyorum. Aslan, nereye gidiyorsun? Küçük bir işim var. Kükre aslanım, hayır, hayır yok. Bu gece hayır, halim yok.